Dolayısıyla ne yapıyorlardı o gün? Gürültü çıkarın, dinlemeyin. Yani dinlemeyin, provokandayı önce yapıyorlardı. Mesela dışarıdan Mekke'ye gelenler "Hazreti Peygamber. Adamlar duyuyorlar böyle bir bizzat gelmiş, peygamber olduğunu söylüyor. Hı hı. Allah'tan kendisine vahiyler indiğini söylüyor." diye bir merakla gelenlerin önünü kesiyorlardı. Evet. İ, i̇rtibat kurmasın diye onun aleyhinde laflar ediyorlardı. Eee Sebep? Çünkü Kur'an o kadar yüce, etkisi o kadar yüksek. Aciz kaldıkları için tek çare, Kur'an'la yarışacak halleri yok. Çünkü Kur'an meydan okudu. Değil mi? Ve in kuntu fi raybin mimma nazzalna ala abdina Bakara suresi. Fetu bi suretin Kulumuza indirdiğimiz bu kitap hakkında eğer bir şüphede iseniz yani bu Allah kelamı mı, Muhammed'in uydurduğu iddiaları var ya. Evet. Eğer böyle bir şüphede iseniz, bu bunu bir beşer yapabiliyorsa, buyurun. Benzeri bir sure. Benzeri gidiyor. bir sure. Orada bir sure diyor. Ee, Hud suresinde sayıyı bir aşırı Suverin mitli Yani hı hı. benzeri on sure diyor. O daha ağır. Evet. Ama bunu yapamazsınız ve asla yapamayacaksınız Bütün da diyor. Bütün kainat. Bilesi Meydan bir... okuyor böyle. Adamlar da bunun farkında zaten. Ebu Cehil ne diyor? Biz hep yarıştık diyor. Onun akrabasıyla, sülalesiyle. Cömertlikse, onlar ne yaptıysa biz de yaptık. İyi olan ne varsa hepsini yaptık. Ama içimizden peygamber çıktı dediler. Biz onlara karşılık peygamber çıkamıyoruz. E ne yapacağız şimdi? Tek yolumuz var. Madem karşısına çıkara ringe çıkaramıyoruz. O zaman inkar edelim. Bilerek inkar ettiler yani. Şimdi netice e, meydan okuyan Kur'an o gün meydan okudu bugün de meydan okuyor. Ama kafirler o gün ne yapmıştı? Biraz da günlük hayatımızın örneklerini de burada hatırlasın kardeşlerimiz. Bugün Kur'an'ı niye yakıyorlar Avrupa'da? Norveç, Danimarka, Hollanda ve benzeri yerlerde? İslam düşmanlığından. Haa. Kur'an karşısındaki acziyetin bir ifadesi olarak. Evet. Dün la tesme'u dinlemeyin diyenlerin bir uzantısı olarak. Evet. Dünkü Mekke müşriklerinin bir temsilcisi pozisyonundakiler olarak Kur'an'ın karşısına çıkıyorlar. Kur'an nusalarını yaksanız ne yaparsınız? Tam tersine bu hem batıda hem de bizim Müslüman camiada oradaki işçilerimiz üzerinde de mutlaka Ulan kafir diyor şimdi oradaki işçi. Ulan gavur oğlu gavur. Sen benim kitabımı yırtarsın ha. Yakarsın ha. Ulan ben inadına sizin inadınıza ona inanıyordum ama şimdi çok daha sarılacağım diyordur. Sade bu mu? Kendilerinden olanlar biraz işte o hidayetten kimin nasibi var bilmiyoruz. O nasibi alanlar bir uyanışına sebep oluyor bu neden bütün mesele Kur'an'ı duyurabilmekte biz eğer evet. bu tebliği doğru yapsak bir iki bu inen emanetin gereklerini fiilen yaşayarak hayat haline dönüştürsek bize bakanlar Kur'an'ı ve sünneti hatırlasalar o zaman Hasan Basri Bey nasıl bir dünya oluşur Yine hidayet Allah'tan. Ama burada bu sorumluluğumuz var mı? Var. var. İşte orada nefse zulmedici olmamak için bu bize indirilen kitabın hayatımızın her alanıyla ilgili hükümlerine, bunu açıklayan Hazreti Peygamber'in hayatımızın her alanıyla ilgili açıklamalarına eğer canı gönülden evet diyebilsek ve de bunu da fiiliyatımıza döksek inanın çok insanın Müslüman olmasına vesile olacağız. Buradan olumsuz İnşallah. bir sonuca da işaret edelim. Biz, biz bu emanete gereği gibi sahip çıkmadığımız takdirde bunun bunu niçin yaparız? Bu emanete sahip çıkmayan bu emanete karşı bir tavır evet. sergiliyor. O, o karşı tavrı sergilediği zaman kimin safına geçmiş gibi oluyor? ya evet. İslam düşmanının, Kur'an düşmanının, Vahiy düşmanının safına geçmiş oluyor. O zaman emaneti koruma imkanı var mı? Yani bir inkarcı kafirin kuyruğuna takılacaksın. Hı hı. Hayatı onun yaşadığı hayatı kendine örnek alacaksın. İbadetsiz ve de Allah'ın emrettiği şekilde kılık kıyafetinden yeme içmene kadar hep onu örnek alacaksın. Onu model alacaksın. Sonunda hüsran olacak. Hüs ya bu yolla Allah'ın rızasına gidemezsin tabii. Evet. Ama onu yaptığın zaman senin Müslüman olmanın ne anlamı var? Müslüman kimliği taşıyor ama bizim gibi yaşıyor der adam. Evet. Halbuki Müslüman kimliğinle Müslümanlığa uygun yaşasaydın adam farkı görecekti. Ve bu farkı gördüğü zaman belki hidayetine vesile olacaktın. Belki yeryüzünün en karlı işini yapmış olacaktın. Allah katında en makbul işini yani birinin hidayetine vesile olmakla. Doğru mu? Doğru. Evet. O zaman biz niye muhtacız? Bakın Müslümanlara bir takım yanlışlar yaptırıyorlar. Niye? İslam'ı dünyaya kötü göstermek. Irak'taki adam gidiyor Norveç'te, İsveç'te Kur'an yakıyor. Irak'tan gitmiş bir adam. Ha inancı şuydu, buydu filan. Ama aradan böyle çıkarıyorlar mı? Böyle buluyorlar mı? Buluyorlar. E münafık her zaman var, her yerde var. Ama kimlik taşırken adına bile bak bir Müslüman ismi. O zaman ne derler? Bak şimdi tahrik ediyorlar Türkiye'yi. Dikkat ediyor musun? Evet. Tahrik ediyorlar. İçişleri Bakanlığına yönelik bir geçen gün birkaç gün önce bir saldırı hazırlığı yapıldı. Terör saldırısı. Daha sonra yine MIT Milli İstihbarat Teşkilatına karşı. Şimdi buna Türkiye tepki veriyor değil mi? Evet. Tamam. Bu tepkilerde Türkiye dikkat etmese. Diyelim ki sivillere yönelik yanlışlıkla bir şey atılsa. Bir bomba Dünya bunu nasıl yorumlar? Türkiye aleyhinde. Arap dünyası ile alakalı ilişkilerde böyle bir benzeri yanlış yapılsa, o dünyanın medyasında yükselecek ses nasıl bir ses olur? Bakın Trabzon'da bir kuvvetliye bir şahıs polislerin yanında ne yaptı? Bir darbe indirdi. Medyada nasıl bu ses In, 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 ...in ikasmi ne derler? Aksit. Aks. Evet. Çünkü medya... ...her yerde senin... In, ...inandığın ölçüler içerisinde oluşturulmuş değildir. Bu, bu ülkemizde de böyledir. Orada kalem oynatanlar... ...perdenin arkasında sermayeyi verenler... ...vesaire vesaire... ...Müslüman aleyhinde kullanmak için. Onun için akşam bir yorum dinledim. Diyor ki Türkiye çok dikkat etmek zorunda. Yani adımlarını evet. atarken. Çünkü kesinlikle Türkiye aleyhinde dünyayı ayağa kaldırmaya hazır bir dünya var. İslam karşıtı bir dünya. Küfür tek millet hocam. Ya şu Ermenistan, Azerbaycan arasındaki o bilinen Hı. 30 yıl Ermenistan'ı işgal eden, değil şey Azerbaycan'ı işgal eden, Karabağ'ı işgal eden, o işgalci yapıyı 30 yıl kimler ayakta tuttu? Şimdi onlar toplantı yapmışlar. Ya da yapıyorlar. Türkiye yok. Türkiye olmayınca Azerbaycan dedi ki biz de yokuz. Sen kimsin yahu diyor. Sen Fransız evet. olarak varsın, Alman olarak varsın, bilmem ne olarak varsın. 30 yıl benim ülkem işgaldeyken sesini çıkarmadın. Ben hakkımı Türkiye ile savundum, aldım. Şimdi problem çözülsün, toplantısı yapıyorsun. Türkiye yok. Türkiye'nin olmadığı yerde ben de yokum. Yapıyı görüyor musun? Evet hocam. Avrupa Birliği, bilmem Birleşmiş Milletler... Bak Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler'in yaptığı şeyler var. O da gündemde biliyorsunuz. Hı hı. İslam'ın karşıtlığı dünyanın bugün her tarafında e, diri tutulan bir yapıdır. Bu yapıya mukabil bizim yapacağımız tek şey Allah'ın indirdiği bu emanete lafta değil hakikatte fiiliyatta sahip çıkmak. Sahipçılık. Bunun ötesinde bir yol yok. Bu, bunu yaptığımız zaman Allah'ın yardımı bize gelecek mi? Gelecektir hocam. Geliyor mu? Geliyor. Her şeye rağmen geliyor mu? Evet. Geliyor elhamdülillah. Ve neticesinde de yine kazanan biz olacağız hocam. Çünkü biz biliyoruz ki sadece bu dünyayla sınırlı değil. Sadece ahiret biz kazanmayacağız. Hayatımız, ahiret, ahiret, ahiret hayatımız var bizim. İnsanlık da kazanacak evet. bu bu yolla. Biz adam gibi durabilirsek, dik durabilirsek ve Allah'ın emanetlerine sahip çıkarsak bu temel emanete Allah bize sahiptir. Evet. Yani Müslümanın sadece dünya saadeti yok. Dünya ve ahiret saadeti var. Dünyada bulunuş maksadı zaten en büyük sıkıntımız bizim ahiret hedefinden kopmak tehlikesiyle evet. etkilenmemizdir. Dünyevileşme. Dünyevileşme bizim en büyük hastalığımız olur. Allah bu bu beladan bu bu da asrın getirdiği bir beladır, bir musibettir. Çünkü insanlar medeniyet kelimesini kullanırken neyi kastediyor Hasan Basri Bey? Batıyı kastediyor. Ne Batı nesini diyor. ama nesini? Teknolojideki başarılı ürünlerini değil mi? Evet. Ha araba yapmış, atom yapmış, nükleer enerjiyi kullanmış, nükleer silahlar yapmış, yapmış, yapmış medeni. Neresi medeni? Girdiği her ülkede yüz binlerin, milyonların canına kıyıyor ve bunu sinek kadar bunun etkisini yani vicdan azabını yaşamıyor. Bunu bayram sebebi sayıyor. Böyle bir dünya. Medeniyet neresinde? Medeniyet şehirliliktir aslında. Şehirlilik nenin karşılığıdır vahşiliğin karşılığıdır. Hayvanların evet. alemi vahşi dünyadır. Evet. Şehir hayatı medeni hayattır. İnsanların birlikte bir arada kendi karşılıklı insani haklarını korudukları, birlikte yaşadıkları bir yapıdan bahsediyor. Orada can emniyeti var, mal emniyeti var, iffet, namus, şeref emniyeti var. Bütün insani değerlerin emniyeti var.